Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması için müzakerelerin yeni turu Kahire'de başladı. Peki umut var mı tüm bu yaşananlara rağmen? Hamas görüşmelerden önce pazarlığa kapalı olan şartlarını açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. İsrail basını ise ordu tarafından hazırlanan bir raporu ortaya çıkardı. O rapor 9 ay geçmesine rağmen ordunun savaştaki hedeflerini gerçekleştiremediğini gösteriyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze için müzakere masası bir kez daha kuruldu. CIA direktörü Bill Burns ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu Başdanışmanı Brett McGurk, İsrailli ve Mısırlı üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. İsrail'le Hamas arasında olası bir rehine takası ve ateşkes anlaşmasına varılması halinde, Mısır-Gazze sınırında uygulanacak güvenlik önlemleri ve Refah sınır kapısının yeniden açılma seçeneği görüşüldü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, müzakereler başlamadan hemen önce pazarlığa kapalı koşullarını açıklamıştı. O koşullardan biri de Mısır'dan Gazze'ye silah kaçırılmasının engellenmesiydi. Netanyahu'nun koşulları arasında ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ardından Hamas'ın Gazze'nin kuzeyine dönüşünün önlenmesi de var. Bunun nasıl sağlanacağı, Kahire'de yapılacak görüşmelerin de gündeminde olacak. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümete Hamas'la anlaşmaya varılması yönündeki fırsatın kaçırılmaması çağrısında bulundu. İsrail'li esirlerin geri getirilmesini ana hedefi olarak gördüğünü, şu anda sunulan fırsattan yararlanmak için her şeyi yapmaları gerektiğini söyledi. Askeri baskının anlaşmaya doğru ilerlemeyi mümkün kılan koşulları yarattığını savundu. Hamas'la Netanyahu'nun şart koştuğu maddelere tepkili. Çünkü İsrail Başbakanı, ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ardından İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkının güvence altına alınması gerektiğini savunuyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, görüşmelerde esneklik ve pozitiflik sunduklarını ancak Netanyahu'nun müzakerelerin önüne ek engeller koyduğunu söyledi. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'de devam eden saldırılarının müzakere sürecini başlangıç noktasına döndüreceği uyarısını yaptı. İsrail basını ise dikkat çeken bir habere yer verdi. O haber ordu tarafından hazırlanan bir rapora dayandırıldı. Buna göre Gazze'ye yönelik saldırıların üzerinden 9 ay geçti. Ama Hamas'ın bölgedeki tünel ağı halen iyi durumda. Hatta güneydeki Han Yunus'ta İsrail ordusu tarafından hedef alınan çok sayıda tünelin onarıldığı ileri sürüldü. Hamas'ın sınıra yakın bir noktada, hatta sınır ötesinde saldırı organize etme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Netanyahu, savaştaki ana hedefinin Hamas'ın askeri ve idari açıdan ortadan kaldırılması olduğunu söylüyor. Ancak sahadaki durum bu hedefe yaklaşamadığını gösteriyor.